hoş bulduk. Nasılsınız? Valla nasıl olalım? İşte dün Dominik'ten buraya geldim. Ayağımın tozuyla finale çıktık. Ondan sonra da son ikiye kalamadım. Elendim yani. Önümüz neyi getirir bilemem açıkçası. Ama Dominik'e damga vurduğumu düşünürüm. O yüzden Dominik Belediye Başkanı adayı olmayacağım artık. Çünkü çok zor orası. Nasıl geçti o zor süreç senin için? Hani ilk günden bugüne kadar. Şöyle söyleyeceğim. Rekoru ben kırdım. Survivor'da gelmiş geçmiş. En büyük kilo verme rekoru bende şu anda 20,5 kilo verdim. Gerekeni yaptık yani. Halkın önemli olan gönlünde taht kurabilmektir. Ben onu o yüzden kendimi gizli şampiyon olarak görürüm. Bir şef olarak orada aç kaldın, hani zor günler geçirdin. Neler hissettin? Valla 6 ay boyunca pilav yaptık. Çünkü sadece pirinç veriyorlardı. Ödülü o da kazanırsan. Erzak kazanırsan pirinci yapardın. Alican adam benden iyi yemek yapıyor evde. O derece yani. İnanılmaz. Alican da MasterChef ikincisi 2019, bildiğiniz üzere. Valla şöyle söyleyeceğim. Alican'ın orada olmasını isterdim açıkçası. Çünkü ben yemek yapmaktan yoruldum. Bari hiç olmazsa arası o yardım ederdi. Maalesef gelemedi. Ama elimden gelen her zaman takım için yemeği yapmaya çalıştım. Ama gerçekten Survivor inanılmaz zor ve zordur yani, zor. Aç kaldık. Başka da bunun bir açıklaması yok. Ara sıra bir kavgalar oldu, sinirler oldu, şunlar oldu. Keşke yapmasaydım dediniz mi? Eğer keşke yapmasaydım dediğim şeyler olsaydı şu anda çok farklı Survivor gidişatı olurdu. İyi ki de yapmışım ki gidişat böyle oldu. Çünkü ben hiçbir şeyden pişman olma yaptım hiçbir şeyden. Haksızlık yapmam, hak yemem, hakkımı da yedirmem. Sonra kavga ettiğiniz arkadaşlarınızla dışarıda görüşür müsünüz? Yani onlar kavga ettiğim kavga ettiğim arkadaşlarımla tabii ki dışarıda görüşürüm. Çünkü kavga ettiğim insanlarla ben genelde kinci bir insan değilim. Akşamı sarılırdık, tekrar konuşurduk, birbirimizi anlardık, anlatabilirdik birbirimize bazı şeyleri. Neticede hepimiz anlayışlı insanlarız. Biz seçilmişsek buraya Survivor'a hepimiz de kalbinde kötülük olmayan insanlarız diye düşünüyorum. Ki öyle de oldu. Barış'la kavga ettim, aram çok iyi şu anda. Evrim'le kavga ettim, aram çok iyi. Yunus Emre'yle... Yok! Cemalcan ve Elif hariç Survivor'da ne kadar insan varsa hepsiyle kavga ettim. Kısaca. Kimliğiniz vardı ama ses yükseğinden doğru, bağırmanızdan dolayı da bir kere daha, hatta Acun Bey... Evet. Ne hissettiniz o anda? Açıkçası bir hak arayışıydı o. Bir isyandı ama gelin görün ki denizden sonra kampa gittiğimiz zaman benim psikolojim bozuldu. Çünkü deniz özgürlük demekti benim için. Günde 12 saat balık tutuyordum. Ama onu o elimden alınınca otomatikmen biraz psikolojim bozuldu. Onun etkisiyle biraz kavga ettim diyebilirim. Yani biraz abartmış da olabilirim bazen. Ama gelin görün ki haksız yere kimseye dadanmadım yani. Şöyle bir durum vardı. Adada ne oluyor da ne olduysa, mesela bir haksızlık olduysa arkadaşlarım gelip bana söylüyorlardı. Şöyle bir durum var. Ne diyorsun? Ben de haliyle işin içine girmiş oluyordum maalesef. O yüzden de ben kötü görünüyorum. Yani. Barış'ın dondurma konusunun yani başlıca sebebi sizin olduğunuzu söyledi. Nisa Hanım, o konuyu bir açıklama getirir misiniz? Hani çamur atılma gibi bir durum söz konusu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi o konuyu biz Barış'la konuştuk, kapattık. O günden bugüne aramızdaki muhabbeti söyleyeyim. Mesela o gün öyle bir şey yaşandıysa, bundan 1,5 ay önce Barış yanıma geldi. Gecenin kaçı bilmiyorum ama bayağı geç saat. Açım dedi, yanımdan geçti gitti. Erzak kazandığımız makarna vardı. Ben Barış için sırf açım dediği laf için kalkıp Barış için makarna yaptım. Ve Berkan da ben, Barış yedik hep beraber. O yüzden aramızda böyle bir arkadaşlık oluştu. Bazen ufak şeyler büyük arkadaşlıkların getirisidir. Bunun için çok mutluyum. Peki bugünün şampiyonu sizin gözünüzde kim olur? Ya da sizin desteklediğiniz? Sen söyle. Cemalcan kesinlikle. Bütün desteğim, benim emeğim, benim Survivor'ım, benim 5 ayım, 6 ayım, gecelerce uyumadığım, beraber uyanıp gecelerce sabaha kadar uyumadığım insan, aynı yatağı paylaştığım, beraber yerine uyuduğum insan tabii ki Barış arkadaşım ama Cemalcan dostumdur. Yasin olmadan önce Instagram'da birçok ünlülere mesaj attınız. Hatta ben değil, arkadaşlarım yönetiyordu falan dediniz. En son Acun Bey de herkese atmışsınız gibi soru sordu. Var mı şu an bizim bilmediğimiz? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben genelde troll bir insanım. Yani eğlenmeyi seven bir insanım.
O ara o konuda gerçekten başkası, başkalarına da benden şifrem başka çocuklarda da vardı. Hırşit Binboğa diye bir Instagram adresi mi olur bir defa? Hani trole açılmıştı. Tabii haliyle bazı şeyler gelişince de otomatikman Yasin Oğuz'a çevirmek zorunda kaldım. Ama şöyle bir şey var. Kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de haksız yere bir şey söylemedim. Peki emin olun. Damla'yla görüşebildiniz mi? Damla biraz önce baktım çaprazında oturuyordu. Beni görünce kafasını böyle yaptı. Ben de böyle yaptım. Trip mi attınız? Birimize trip attık. Artık Cemal Can Aray'ı düzeltirse konuşuruz. Düzeltmezse de Danla da bizim arkadaşımızdır. Canı sağ olsun. Önemli değil benim için. Teşekkür ederim. Rica ederim.